koronavirüs zaten insanları, bu insanların iş yükü ağırdı. Bu koronavirüsten dolayı insanlar eve kapanınca arkadaşlarımız dışarıda hep, sokaktalar. Evet. Bundan ilgili de belge imzalatılıyor. Boş kağıt imzalatmak istiyoruz. Günlerden beri ben sürekli yöneticilerle konuşuyorum, tartışıyorum. 25 Mart'ta biz bir basın açıklaması yaptık. Kamuoyuna, hükümete bir çağrı yaptık. Bu evet. işten çıkarılmalar derhal durdurulsun dedik ama maalesef sesimize kulak veren yoktur. Ama siz ben de şöyle bir şey dile getirmek istiyorum. Bizim çalışma saatlerimiz çok fazla. Bir fabrika işçisi gibi değiliz ama evet. şöyle bir getirmek istiyorum. Sigorta primlerimizden vergiye tabi olmadığı için fabrikada çalışan işçilerle aynı kıdem tazminatına tabi olamıyoruz. Bundan evet. dolayı kıdem tazminatımız aynı olmuyor. Bir de şöyle bir şey gündeme geldi. Başkanımız da dile getirdi. Kıdem tazminatlarını kaldırmayı planlıyorlar. Başkanım, bizim sorunumuz kapıcılar olarak belirli bir saatimiz yok. Elektrik faturalarını kendimiz ödüyoruz. Fabrikada çalışanlar gibi bayram ikramiyelerimiz de yok. Bazı şeyler kısıtlı bizlerde. Evet. Bunlar. Apartmanlara gelen giden yok İş Bakanlıktan. Kontrol yok, denetleme yok. Evet. Yani bunları ne yapıyorsunuz? Bunların esas görevlerinde mi çalıştırıyorsunuz? Görev olmayan şeyleri de yaptırıyor musunuz? Yani hiç denetleme yok, kontrol yok. Ben kapıcı olarak çalışmıyorum. Konut işçisi olarak çalışıyorum. Evet. Evet. 23 yıldır bu işi yapıyorum. Kesinlikle hak verilmez, hak alınır. Ben Güzel. İşe ilk başladığım günden itibaren sendika ile uğraşıyordum. Sendikayı getirdik. 67 kişi sendikal olduk. Bizi bayramlarda dahi çalıştırırlarken, pazar günleri dahi çalıştırırlarken sendikal haklarımızı aldığımızda bayramları çalışmaz olduk. Çalıştırdıklarından bize mesai vermek zorunda kaldılar. Örgütlenmeniz kadar değerli bir şey yoktur. Büyük ölçüde haklarınızın ihlal edildiğini biliyorum. Size yasaların sağladığı güvencelerin size verilmediğini de biliyorum. Bunun mücadelesini yapmak için sizin örgütlenmeniz lazım. Biz sizin hakkınızı her ortamda savunuyoruz. Bu konuda bir broşür hazırladık. Burada sizin haklarınız yazılı, hangi haklara sahip olduğunuz yazılı. Tabii hakka sahip olmak ayrı ama bir de fiilen içinde çalışılacak ortam da ayrı. Benim gördüğüm kadarıyla, yaşadığım kadarıyla, tanık olduğum kadarıyla apartman görevlileri bir kişi, apartman yöneticisi bir kişiyle anlaşma yapıyor ama o kişi bütün ailesiyle beraber çalışıyor. Eşi çalışıyor, kendisi çalışıyor, çocukları çalışıyor. Saati yok, gecenin yarısı çağrılır. Bütün bunlara bakıldığı zaman zor bir görev yaptığınızı ben de biliyorum. Bu Covid-19 sürecinde de herkes evinde oturdu ama alana çıkıp alışveriş yapan yine sizsiniz. Yani riski üstlenen yine sizsiniz. Dolayısıyla herkese imkanlar sağlandı, maddi imkanlar sağlandı. Size hiçbir şey verilmedi. Ben şunu önerdim, bakın. Dedim ki, işsizlik sigortası fonunun 1 yıllık faizi 16 milyar lira. 16 milyar lira. 16 milyar lirayla bütün apartman görevlilerine 2'şer bin lira verirsiniz, üstü de artar. Fatih Bey Ankara'dan, ben kontrol denetleme yok. Yani şikayet ettiğimiz zaman Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetim elemanları gelip denetlemiyorlar ya da yeteri kadar denetlenmiyor. Hakkımız yeteri kadar kamu tarafından savunulmuyor diye. Doğrudur. Çünkü güç değilsiniz. Güç olsanız çıkacak birisi 1 milyon kişi adına konuşacak. 500 bin kişi adına konuşacak. 500 bin kişi adına konuşmak nedir biliyor musunuz? 500 bin kişi adına bir kişinin çıkıp, sizin bir temsilcinizin çıkıp konuşması şu anlama geliyor. Türkiye'deki bütün siyasi partiler kulak kabartacak. Dur bakayım ne diyor. Dolayısıyla sizlerin oylarına talip olacaklar. Mücadele edecekler. Bakın, biz ilk yola çıktığımızda taşeron işçilerini örgütledik. Erzurum'da örgütledik, İstanbul'da örgütledik, Ankara'da örgütledik. Taşeron işçisi korkudan ses çıkaramıyor. Niçin? Hemen işine son veriyor. Hiçbir güvencesi yok. Ömür boyu asgari ücret. İzin hakkı hiç yoktu zaten. Ama biz onları örgütledik. Onları konuşturmadık. Çünkü onların iş güvencesini garantiye almamız lazım. Çıktık onlar adına, biz konuştuk ve onlar bize destek verdiler. Konut politikasının değişmesi lazım.
apartman görevlisinin insani şartlarda, bakın altını çiziyorum, insani şartlarda oturabileceği bir dairenin ona tahsis edilmesi lazım. Öyle yerler biliyorum ki güneş görmüyor. Güneş görmeyen yerde bu adamın oturmaya hakkı var mıdır ya? Bu adamın çoluk çocuğu da var. Bunların da güneş görmeye hakları var. Bunların da insanca yaşamaya hakları var. Dolayısıyla bakın, ben bunları söylüyorum her yerde, her ortamda. Aile yardımları sigortasını kaç arkadaşım biliyor? Niye Türkiye'de aile yardımları sigortası yok? Bakın ben size söyleyeyim. İşsizlik sigortası var mı? Var. Efendim, yaşlılık sigortası var mı? Var. Hastalık sigortası var mı? Var. Analık sigortası var mı? Var. İş kazası, meslek hastalığı sigortası var. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 9 sigorta dalından aile yardımları sigortası yok. Niye yok? Bunu talep edeceksiniz. Diyelim ki 60 yaşında apartman görevlileriyle oturdunuz. Yönetici dedi ki, kardeşim ben seni istemiyorum. İşinize son verdi. Al kıdem tazminatını da dedi. Yaşınız 60. Ne zaman emekli olacaksınız? 5 yıl sonra. Neyle geçineceksiniz? Hadi 1 yıl işsizlik sigortasından para aldınız. 1 yıl değil de en fazla 10 ay. Peki sonra nasıl geçineceksiniz? Kim bakacak size? Onun çözümü aile yardımları sigortasıdır. Aile yardımları sigortası olacak ki her ailenin asgari bir gelir güvencesi olacak. Her ailenin. Memleketin durumu ne olacak, onu soruyorum diyor. Memleketin durumu konusunda umutsuz olmaya hakkımız yok. Beraber olursak bu memleketin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Hepsi çözülebilir. Bu memlekete her eve huzur getirmek mümkün. Her eve bereket getirmek mümkün. Yeter ki parayı yerli yerinde ve hakkını hakkıyla kullan. Birilerine peşkeş çekme devletin hazinesini. Her şey var. Paramız var, imkanımız var, denizimiz var, gölümüz var, güzel insanlarımız var, nehirlerimiz var, ovalarımız var, yaylalarımız var. Ama mutsuz insanlarımız var. Dolayısıyla siyaset kurumu bütün bunları alıp huzurlu bir memlekete dönüştürebilir Türkiye'yi. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Ailelerinize, yakınlarınıza, komşularınıza da selamlar, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.